Efendim şimdi çok önemli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Konuğumuz var. Suriye muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonu başkanı Hadi El Bahra bizlerle birlikte. Mr. El Bahra, thank you for Öncelikle teşekkürler. Bölgedeki son durumla ve Suriye'nin kuzeyinde son günlerde yaşananlarla ilgili düşüncelerinizle başlamak isterim bu röportaja. Evet ne yazık ki bölgede yaşanan ve gelişen olaylardan bunun Suriye'yi etkisinden dolayı gerçekten üzgünüz. Gördüğünüz gibi Suriyeli mülteciler meselesi bölgesel ve uluslararası zeminde sıcak bir konu haline geldi. Bu nedenle bölgede, Lübnan'da hatta Türkiye'nin bazı bölgelerinde ve diğer ülkelerde aynı anda pek çok sorunun ortaya çıktığını görüyoruz. Ne yazık ki aradıkları tek şey hayatta güven içinde ve onurlu bir şekilde yaşamak olan bu mültecilere karşı bazı kötü muamelelerin yapıldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda ülkelerine dönmek için de sabırsızlanıyorlar. Her Suriyeli Suriye'ye geri dönmek istiyor. Ancak biz bu insanları Suriye'ye dönmeye zorlayamayız. Suriye henüz güvenli değil. Savaş bölgesi olarak sınıflandırıldı ve hala da öyle. Bizim bölgemiz olan Suriye'nin kuzeyi ordunun terör örgütüne ve bazen de rejime karşı faaliyet gösterdiği bir alan biliyorsunuz. PKK o bölgede çok aktif. Suriye Milli Ordusu ve Türk Ordusu teröre karşı ortak operasyonlara katıldı. Ne yazık ki dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle hayat herkes için zorlaşıyor. Bu sebeple ve Suriye'nin kuzeyindeki insani yardımın büyük ölçüde azalmasıyla birlikte daha fazla acı çekiliyor. Burada mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş insanlar var. O bölgede gerçekte ihtiyaçları olanın sadece yüzde %30 %30'uyla yaşıyorlar. Tüm bunlar Suriye'de yaşayanlar ve Suriye dışındaki mülteciler için de büyük mağduriyet yarattı. Tüm bunlar birikti ve Suriye kriz krizinin belirsiz siyasi geleceğiyle birlikte duyguları ve gerilimi çok yükseğe tırmandırdı. Bu insanlar siyasi bir çözüm olup olmayacağını, bir savaş olup olmayacağını, Suriye topraklarının rejime devredilip devredilmeyeceğini bilmiyorlar. Yani tüm bu konular hakkında endişeliler. Bu da dış güçlerin ve düşmanların kullanması için zemini verimli hale getirdi. Bu bölgede PKK unsurlarının, rejim unsurlarının faaliyetleri var ama faaliyetlerini Suriyelilerin mağduriyetleri üzerine inşa ediyorlar. Dolayısıyla bizim için bu mağduriyetleri gidermek, şiddeti kötü Ürkütmemek ve kışkırtmamak çok önemli. Ortamı sakinleştirmeliyiz. Suriyeli mültecileri Suriye içinde yerlerinden edilmiş insanları Suriye içinde sakinleştirmeliyiz. Ayrıca Suriyeliler olarak bizim görevimizde Türkiye ve Lübnan'daki insanları rahatlatmak, ülkelerinde sonsuza kadar kalmak istemediğimizi açıkça söylemek ama eğer ülkenizi terk etmemizi ve ülkemize geri dönmemizi istiyorsanız lütfen mültecileri geri dönmeye ikna edecek adil bir siyasi çözüme ulaşmamızda bize yardımcı olun. Peki Suriyelilerin evlerine dönmesi için uluslararası kamuoyundan beklentiniz var mı? Herkesin, kardeş Türk halkı da dahil olmak üzere dünyadaki tüm insanların anlayışlı olmasını bekliyoruz. İnsanlar hayatlarını tehdit altında olduğu için, evleri yıkıldığı için, babaları, anneleri, kardeşleri birçoğu hala da olmak üzere hapiste olduğu için Suriye'yi terk ettiler. Bazıları hapishanede işkence altında öldürüldü. Bu insanlar kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak ve haklarını garanti altına almak için siyasi bir çözüm olmadan hiçbir koşulda rejim bölgesine geri dönmeye ikna olmayacaklar. Bir çözüme ulaşılırsa gönüllü olarak evlerine dönmeye ikna olacaklar. Aynı zamanda birçoğunun evi de yıkılmış durumda. Dolayısıyla bu yeniden yapılanma ve insanların onurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için geçim kaynaklarının sağlanmasına da bağlı tüm bunlar siyasi bir çözüme bağlı. Herkes Suriye halkı için kabul edilebilir siyasi çözüm net bir şekilde ortaya koyan 2254 sayılı BM kararının uygulanması için baskı yapmalı. Bu olmadan kimse rejim bölgesine gitmeyecek. Bunun yanı sıra aynı zamanda başka çözümlerimiz de olabilir. Suriye'nin kuzeyine daha fazla dikkat etmeliyiz. Uluslararası toplum dünyanın o bölgesinde yaşamı nasıl daha mümkün Kullanabileceğine odaklanmalı. Çünkü bu bölgedeki şehirler eskiden 40 bin, 80 bin, en fazla 100 bin kişilikti. Şimdi birdenbire 400 bin, 500 bin, 600 bin kişi oldu. Dolayısıyla altyapı onların ihtiyacını karşılayamıyor. Bu bölgedeki altyapıyı geliştirmemiz gerekiyor. Konut sağlamamız gerekiyor kalkınmamız, iş olanakları sağlamamız gerekiyor. Örneğin insanların Türkiye'den Suriye'ye basit ve kolay bir şekilde geçişini sağlarsak yatırımları teşvik etmiş oluruz. Bunun için özel izinlere ve doldurmaları gereken belgelere ihtiyaç olmamalı. Önce akrabalarını ziyaret etmeye başlayacaklar, bir dahaki sefere yatırım yapmaya başlayacaklar. Bir sonraki seferde bu bölgeye taşınmayı ve burada kalmayı düşünecekler. Bu da onların kendi özgür fikirlerine ve kendi tercihlerine dayalı olacak. Suriyeli muhaliflerin olası bir Ankara Şam görüşmesiyle ilgili pozisyonu ne olur bunu da sormak istiyorum. Bu Ankara ve Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarına en uygun gördükleri kararı verecekleri egemenlikleri dahilindeki bir karar. Ancak Suriye'nin ulusal çıkarlarıyla Türkiye'nin ulusal çıkarlarının kesiştiği ve neredeyse %70 oranında aynı olduğu konusunda garanti veriyorum. Türkiye, Suriye'nin bölünmesine ve parçalanmasına yönelik hiçbir projeyi desteklemiyor. Biz de aynısını yapıyoruz. Türkiye güvenli bir komşuya sahip olmak istiyor. Kendi sınırlarından ve kendi ülkelerinden endişe duymak istemiyor ve biz de aynı hisleri paylaşıyoruz. Türkiye, Suriye'de demokratik bir hükümet olmasından rahatsız olmuyor. Biz de bunu istiyoruz. Dolayısıyla bu ortak çıkarlar bize Türkiye'nin Suriye rejimiyle görüşmeye başlasa bile siyasi çözüm ve 2254'ün uygulanması gerektiği çizgisinden dönmeyeceklerini garanti ediyor. Bu olmadan mültecilerin Suriye'ye geri dönmeyeceğini biliyorlar. Türkiye'nin izlediği politikanın hedeflerinden biri de mültecilerin Suriye'ye geri dönmesi. Suriye'ye geri dönen mülteci sayısı arttıkça 2254'e dayalı çözüme ihtiyaç da artacaktır. Peki pe PKK'nın işgali altındaki bölgede seçimler hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle Kayseri'de ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde meydana gelen güncel olaylardan bahsetmek istiyorum. Türk halkını temin etmek isterim ki Suriyeli mülteciler Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını istiyorlar. Aynı zamanda onurlu bir şekilde yaşamak istiyorlar ve Türkiye'de korunmaya hakları var. Elbette hedefleri mümkün olan en kısa sürede güvenli bir şekilde geri dönmeleri mümkün olduğunda Suriye'ye geri dönmek. O yüzden lütfen bu nefret söylemini durduralım. İster Suriye tarafında ister Türkiye tarafında olsun birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Daha fazla nefret söylemi olmamalı. Bunların hepsine karşı çıkacağız. İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak, Suriye halkının taleplerini desteklemek ve mülteci sorununa pratik çözümler bulmak için yardım kampanyası başlatan, Türkiye'nin etik duruşunu gösteren ve gerçekten önemseyen cesur Türk halkının yanında olmalıyız. Mülteciler birçok açıdan toplumu zenginleştirir, üretime katılıyorlar. Birçoğu Türkiye'de yatırım yaparak bile de olsa üretime katılıp ekonomiye artı değer sağlıyor ve bu insan Suriye'ye geri döndüklerinde Türkiye'deki işletmeler için de doğal ortaklar haline gelecekler. Bu da halklarımız arasındaki iş ilişkilerini zenginleştirecek. Suriye'nin kuzeydoğusundaki sözde seçimlere gelince bu konudaki tutumumuzun çok net olduğunu düşünüyorum. Bu meşru bir seçim değil. Suriye'yi bölmek için ayrı bir hareket oluşturmaya çalışıyorlar. Suriye'deki seçimler kapsayıcı olmalı. Suriye'deki tüm insanları, Suriye'deki tüm coğrafi bölgeleri kapsamalı. İl il ya da köy köy seçime gidip istediğimizi seçemeyiz. Seçimler anayasaya uygun olmalı. Önerdikleri sözde toplumsal sözleşme meşrudur. Suriye halkının tüm etnik kökenlerini ve coğrafi bölgelerini temsil etmeyen çok küçük bir grup insan tarafından hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş bir şey. Suriye Anayasası tüm Suriyeliler tarafından hazırlanmalı ve yazılmalı. Etnik kökenleri, dinleri, Suriye'nin tüm vilayetlerindeki ve coğrafi bölgelerindeki tüm Suriyelileri kapsayıcı olmalı. Dolayısıyla bu terör örgütünün yaptığı kabul edilebilir bir şey değil. PKK bu bölgeyi kontrol eden ana unsur ve ABD'de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesi tarafından dan terör örgütü olarak sınıflandırıldılar. Kendi toplumsal sözleşmelerini Suriye halkına dayatmaya ve seçimleri kullanarak bu sözleşmeyi meşru kılmaya çalışıyorlar. En son olarak da Suriye'de yeni bir idari bölümü ilan ettiler. Bu da onların bu bölgeyi bölme ve Suriye'yi birleşik bir ülke olmaktan çıkarma projelerinin çok açık bir göstergesi. Bunun gayrimeşru olduğunu ve Suriye halkının gerçek taleplerini temsil etmediğini düşünüyoruz. Cevaplar için teşekkürler. Teşekkürler. Efendim önemli bir röportaj gerçekleştirdik. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Elbahra ile röportajı gerçekleştirdik. Sözü tekrar merkeze bırakalım.